Arkadaşlar iyi akşamlar. Biliyorsunuz sizlere daha önce Hotpoint 9000'lik inverter klimamın kış koşullarında ısıtma modundayken kompresöründen ne kadar ağır bir ses geldiğini, yani yüksek tempolu ses geldiğini yayınlamıştım. Tabii bu kış koşullarıydı ve ısıtma modundaydı. Biliyorsunuz tavsiyeforumu.com üzerinde bu konuları çok tartışıyoruz sizinle. Bizlerin herhangi bir markaya karşı bir düşmanlığı, bir tavrı, negatif tavrı olmadığında defalarca açıklıyoruz. Aynı zamanda bir haksızlık olmaması adına Fatih Ilpars'tı yanılmıyorsam, takipçimiz bir kardeşimiz vardı. Onunla da az önce yazışırken bu ürünün ses performansı ile ilgili tereddütü olduğunu belirtmesi üzerine. Bir de soğutma modunda aynı klimanın ses performansını görmek istedim. Arkadaşlar bu benim normal kullanım koşulum. Ya 29'da ya 30 dolaylarında kullanıyorum. Yatak odamda bulunan bir klima. Şu an en düşük fan seviyesinde. Ben az önce dış üniteyi de kontrol ettim. Gayet kabul edilir bir ses düzeyi var üzerinde. Hatta isterseniz sizlerle birlikte şu an kapıyı açalım. İsterseniz açmadan önce ben kısa bir susayım. Sessizliği bir dinleyelim. Kapıyı ondan sonra açayım. Dış ünitem hemen şurada. Kapıyı açıyorum. Bu arkadan konuşan benim güvenlik sistemim arkadaşlar. Arkadaşlar bir tesadüf ile tam 29'da kullandığım için ben kompresörün yanına gittiğimde zaten şikayetçi olduğum konulardan biri de buydu. Durması klimanın. Min BTU değeri düşük olduğu için, aslında daha doğrusu istenen seviyede düşük olmadığı için kompresör kendisini daha fazla kısamadığından dolayı doğal olarak durmayı tercih ediyor. Klima tercih ederken, satın alırken dikkat etmemiz gereken birçok konu var. Daha önce de konuşmuştuk sizinle. Ben şimdi bu koşullarda arkadaşlar 27 yapmıştım ama henüz devreye girmedi. O yüzden şunu bir 26-25 yapıyorum. Ki bu esnada hem kompresörün kalkış sesinin nasıl olduğunu da duyabilirsiniz soğutma modunda. Birazdan devreye girecektir. ...23 yaptım. Evet arkadaşlar, klimamız çalışmaya başladı. Frekansımız yükseliyor. Bu esnada iç ünitenin sesine bakalım. En düşük fan, orta fanı alıyorum. Cırcır böcekleri sesi bastırmasın diye kapımızı kapatalım.
En yüksek fanı alıyorum. Yatay kanat salımını bilerek açık bıraktım. Biliyorsunuz onun yönü de seste değişkenliğe neden oluyor. Zorlayalım koşulları. Bir de jeti alalım. Bu da en yüksek fanın daha üstü oluyor. Jet modunda da arkadaşlar kompresörü en üst frekansa zorlayacak. Bir de uzak mesafeden sesini duyur isterseniz. Şimdi kompresöre bakalım. Yani kompresörün dibine kadar soktum ki aradaki fark ayırt edilebilsin. Arkadaşlar jet modunda kompresör üst frekansa çıkmış durumda. Hatta diyebilirim ki iç ünitesi dış üniteden daha gürültülü. Yani arkadaşlar diyeceğim o ki ısıtma modundayken ses konusunda çok başarısız olan Hotpoint 9000'lik inverter klimamızda soğutma modunda herhangi bir negatif bir durum gözlemlemedim. Aynı zamanda çok uzun zamandır kullanıyorum. Bu klimayı ben hiç kapatmıyorum. Bulunduğum sürece, evde yaşam olduğu sürece setlediğimiz değerler klimanın çok üst performansta çalışmasını gerektiren değerler değil. Bunun niye belirttim? Çünkü bu klimanın problemi alt frekanslara geçtiğinde yani kompresör az çalıştığında maalesef o kötü sesleri yapmasıydı. 29-30 gibi değerlerde klimayı kullanmama rağmen o ilk yayınladığım videodaki o Hotpoint Klima Piston Senfoni başlıklı videodaki sesi soğutma modunda hiç bu klimada duymadım arkadaşlar. Bu konuda da size bilgi vermek istedim. Tavsiyeforumu.com adresinde tekrar görüşmek üzere. İyi geceler.